Yani Ramazan ayı yaklaşıyor, nasıl bir ders çalışma programı hazırlamalıyız, nasıl ders çalışmalıyız veya bir şekilde kendimizi açken masa başına oturtup o dersi kendimize nasıl çalıştıracağız? O uyku düzenine kendini oturtmaya çalışması zaten fizyolojik olarak imkansız. Aa anne su ver su bilmem ne lakurlu. Herkese selam, kanalıma videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Alperen Aspar. Beni ilk defa bu videoyla tanıyacak insanlar için söylüyorum. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 2020 YKS girişliyim ve YKS'de hatırı sayılır bir sıralamayla İnönü Üniversitesi'ne yerleştim. TYT'den 6000, AYT'den 8000 ve eşit ağırlıktan da 3500'e girdim. Sınav hazırlanırken yaptığım şeyleri ve kendim hakkında bilgileri bu kanalda açıklıyorum zaten. Daha önceki takipçiler zaten beni bilirler. Onlar da hoş geldiler. Bu arada hemen videonun başına söyleyeyim. Shorts kısmında okul alakalı bir sürü kısa videolar paylaşıyorum. Onları beğenmeyi mutlaka unutmayın. Çok güzel kesitler var. Sizi motive eden kesitler var. Oraya bakın mutlaka. Evet, şimdi geldik. Sınav senesinin en zorlu, yani oruç tutacaklar için diyeyim. En zorlu, en eleyici ve biraz da yıpratıcı bir ayına geldik. Ramazan ayına. Öncelikle Ramazan ayına hoş geldin diyoruz. Gerçekten güzel ve manevi bir ay bizim için. Oruç tutacak arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Çünkü daha öncesinde, bir ay öncesinden beri bu isteği aldım. Hani Ramazan ayı yaklaşıyor. Nasıl bir ders çalışma programı hazırlamalıyız? Nasıl ders çalışmalıyız? Veya hani nasıl bir şekilde kendimizi açken masa başına oturtup o dersi kendimize nasıl çalıştıracağız diye video çeker misin? Hani sen yaşadın bunu 3 kere de Ramazan ayından bir ay önce, hani sınavdan bir ay önce Ramazan'a denk geldi. Nasıl yaptın diye sorular aldım ve kamera karşısına geçeyim dedim. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ramazan ayı, evet, şimdi oruç tutacak arkadaşlar vardır. Tabii ki inşallah tutarsınız. Tutmazsanız da tabii o Allah'la sizin aranızda, size zorla burada oruç tutun diyemem. Ben tutacak arkadaşlara sesleniyorum. Eğer tutmayı düşünüyorsanız, genelde hep tutuyorsanız ve sınav senesi için acaba tutmasam mı diyorsanız kesinlikle tutun. Çünkü hani gerçekten evet zor bir dönem ama Allah bir şekilde kolaylığını veriyor gerçekten. Hani sen eğer gönül şeyiyle, rızalığıyla o orucu tutup o şekilde ders çalışmaya niyet edersen gerçekten Allah kolaylaştırıyor. Çünkü ben 3 senede de hani 3 kere sınava girdim ve her senemde de kesinlikle orucu tuttum. Oruçtan asla taviz vermedim. Çünkü bence taviz verilmesi gereken bir şey değil. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? O sizi ilgilendiren bir şey. Neyse. 3 senede orucumu tuttum. Şimdi ilk senesinde çok zorlanmıştım. Çünkü ben gündüz, önce biraz kendi çalışma düzenimden bahsedeyim. Ramazan'a nasıl, ne yaptığımdan bahsedeceğim. Şimdi normalde ben gün içerisinde 4 öğün, en az 4 öğün yemek yiyen bir insanım. Sabah okulda, sabah evde kahvaltı yapıyordum. Okula gidip, mesela 12. sınıfta okula gidip işte bir simit poğaça atıştırıyordum. Öğlen yemek yiyordum. Akşamüstü eve gelip yemek yiyordum. Bir de akşam acıkırsam 8-9 gibi bir daha yiyordum. Yani yaklaşık 4 öğün, 5 öğün rahat yemek yiyen bir insanım. Zaten belli oluyordur. Bu 2-3 sene içerisinde 20 kilo aldım ve bayağı saldım kiloyu. Neyse. İşte şimdi sonuç olarak çok yemek yiyen bir insanın Ramazan ayında nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ben ilk senemde çok zorlanmıştım. Hatta uyku düzenim bayağı bozulmuştu. Yemek düzenim bayağı bozulmuştu. Ben ilk senemde Ramazan ayında neredeyse hiç ders çalışmadım. Bu beni biraz geriye attı açıkçası. O yüzden ilk sene hani YKS'de çok istediğim gibi bir sıralama yapamamıştım. Hani tamam oruç tuttum ama bunun vicdan azabını kesinlikle çekmedim. Çünkü ben oruç tutacağımı zaten baştan beri söylemiştim. Neyse, ikinci seneye geldik. Ben dedim ki bu sefer kesinlikle bu sene hani orucumu güzel tutacağım ama bunu ders çalışacak şekilde tutmam gerekiyor dedim. Ve ikinci senemde dersimi nasıl çalıştığımdan biraz bahsedeyim. Zaten diğer mezun, son mezun senemde de aynı şekilde çalıştım. Şöyle, şimdi öncelikle dikkat etmem gereken ilk şeyden birisi uyku düzeniydi. Siz de buna mutlaka dikkat edin. Çünkü uyumak bizim için günün bildiğin enerji depoladığı, kendimize şarja taktığımız ve dinlendiğimiz bölüm olduğu için bu bizim için çok önemli. Özellikle sınav senesinde dinlenmek, uyumak, uykunu almak daha da önemli hale geliyor. Ben uykumu nasıl yaptım? Normalde ben hani gündüz ders çalışan, gece 11-12 gibi uyuyan bir insanım. Eğer siz öyleyseniz sakın Ramazan ayında, "Aa ben bu sene
gideyim de işte gece ders çalışmaya başlayayım. Sakın böyle bir şey denemeyin. Çünkü normalde zaten gündüz ders çalışan bir insanın gece ders çalışmaya alışması, o uyku düzenine kendini oturtmaya çalışması zaten fizyolojik olarak imkansız. Çünkü biz vücudumuz ve beynimiz bir şeylere yaklaşık 21-28 günlük periyotlarda alışmaya başlarken, bizim gidip Ramazan ayında ilk 20 gün kendimizi zorlayıp gece derse oturmaya çalışıp, gündüzcülerden bahsediyorum, gece derse oturmaya çalışmamız bizim için sıkıntı oluşturacaktır. Ne gece ne de gündüz verim alabilecek bir hale geleceğiz büyük ihtimal. O yüzden size ricam, eğer gündüz ders çalışan bir insansanız, ki ben öyleydim, sakın gece ders çalışmaya çalışmayın. Şöyle yapın. Şöyle ben hani size kısaca günümden bahsedeyim. Şimdi sabah 8-8.30 gibi, 9 gibi en geç kalkmış olun. Gününüz 9 gibi kalktıktan sonra işte paragraf probleminizi çözün. Dershaneniz varsa dershaneye gidin, okulunuz varsa okulunuza gidin zaten. Eğer dershaneniz ve okulunuz yoksa sabah 8.30 gibi kalkmış olun. Güzel bir şekilde enerjik olursunuz, çünkü gece kısmını anlatacağım size. Dersinizi çalışmaya başlayın. 12'ye 1'e kadar dersinizi çalışın. Biraz mola verin. Sonra tekrar devam edin. Dinlenin. Serin bir yerde ders çalışmaya çalışın. Zaten çünkü Ramazan ayı biliyorsunuz, biraz Nisan ayına artık gelmeye başladı. Hafiften zaten havalarda serin. Çok hani sıcak değil. Ama yine de hani sizin uykunuzu getirecek şeylerden uzak durmaya çalışın. Çok yemek şeyleri geçen yerlerde durmayın. Televizyonun olduğu, mesela yemek reklamları olan yerlerde durmayın. Ne şeyse Ramazan aylarında televizyonlar gidip daha fazla yemek reklamı ortaya çıkarıyorlar. İnsanın sinirleri bozuluyor. Siz abi televizyondan, telefondan, yemek kanallarından uzak durun mutlaka. Gidin güzel bir şekilde, böyle serin bir şekilde, kütüphaneye gitme imkanınız varsa kütüphaneye gidin. O şekilde dersinizi çalışın. Okulu olan arkadaşlar zaten 2-3'e kadar okulda olacaklar. Okulu verimli şekilde değerlendirmeye çalışın. Öğrendiklerinizi anlamaya çalışın. 3.30-4 gibi okuldan çıktığınızda zaten hani iftara bir 2-3 saat kala insan artık bir hani ya mallaşmak değil mi? Estağfurullah, hani size kötü bir şey söyleyeyim, ben de öyleyim zaten. Hani bir insan bir mallaşıyor. 3.30-4'ten sonra 5-6 arası böyle bir iftara 1-2 saat kala zaten insan bir devri dönüyor. Açsın gün boyu zaten, günlerin sıcak saatlerine denk geldin. Ya böyle insan sinirli oluyor, sigara kullananlar varsa iyice bir stresli oluyor. Yani günün en kötü saatlerine denk geliyor. O saatlerde ders çalışmayın. Ne mezun arkadaşlar, ne 12. sınıf arkadaşlar, kesinlikle o saatlerde ders çalışmayın. O saatlerde önermiyorum. Dinlenin, bir şeyler izleyin, dizi izleyin, film izleyin, kitap okuyun, uyuyun. Günün bu saatini uyuyarak geçirebilirsiniz. Mesela burada bir 1,5-2 saatlik bir uyuma hakkı kendinize tanıyabilirsiniz. Geceki uykunuzu size yetsin diye. Sonrasında iftarınızı açın. İftarı açtıktan sonra iftardır, yemektir, çorbadır, çaydır, işte çikolatasıdır, canım bir şey çekmiştir onu yemişsindir. Yani biz zaten hani ortalama 7.30-8 gibi iftar açılıyor. Sen zaten bir 9'a kadar büyük ihtimal o yeme sürecini atlat. 9'a kadar bir dinlenmiş ol, yemeğini yemiş ol, kendine bir gelmiş ol. 9'dan sonra 12'ye kadar, hani gerekiyorsa 1'e kadar falan, hani bir çalışmaya çalış. Güzel bir şekilde orada bir 2-3 saatlik bir etüdünü yapmaya çalış iftardan sonra. Etüdünü yaptıktan sonra sahura kadar, hani sahuru kaçta yapıyorsunuz bilmiyorum. Bazıları mesela 1-2 gibi yapıp yatıyor. Bazıları işte ezana yakın 3 gibi falan, 3-3.5 gibi yapıyor. İşte siz ona göre, mesela eğer 3-3.5'ta sahur yapan aileyseniz 12 gibi yatın 3'e kadar, kalkın yemeğinizi yiyin, 3'te geri yatın 7'ye 8'e kadar. Eğer 1-2 gibi şey yapan bir aileseniz, 1'e kadar zaten 12'ye kadar ders çalıştınız, 1'e kadar yemeğinizi yiyin, güzelce suyunuzu için ve yatın sabah 7'ye 8'e kadar. Bunu yapabilirsiniz. Bu sizin için güzel bir ders çalışma programı olacaktır. Zaten sabah 8.30-9'da kalkacağız demiştim. Hani günü tamamen düşünürsek zaten uyku, gece bir 6-7 saat yatmış oluyorsunuz. Gündüz 1.5-2 saat yatmış oluyorsunuz. Bir insanın yatması gereken hani maksimum süre zaten bu kadardır gün içerisinde. Dinlenmiş de olursunuz. Hani iftarın son saatleri, iftara son saatler kala da çok kendinizi yormamış da olursunuz. Bence uyku düzeniniz böyle olmalı. Ders düzeniniz de böyle olsa iyi olur sizin için. Eğer siz gececiyseniz zaten, eğer ben gececiyim zaten, mezunum, dershaneye gitmiyorum, 12. sınıfım ama okula gitmiyorum diyorsanız, abi gece çalışabiliyorsanız kesinlikle çalışın.
Gündüz yatın, gece saat 4'e kadar, 5'e kadar, 6'ya kadar dersinizi çalışın. 6'da yatın abi, 12'ye, 1'e, 2'ye kadar kalkın. 1, 2 gibi bir tane denemenizi çözün ya da güzel bir tekrarınızı yapın. İftarınızı yapın. Sonra tekrar akşam başlayın. Bu da güzel bir periyot. Tabii gece çalışabiliyorsanız bunu yapın. Çalışamıyorsanız sakın ha böyle bir şey denemeyin. Dedim zaten vücudun bir başlangıç kısmında. Hani eğer siz gündüzcüsünüz sakın bir anda gececi olmaya çalışmayın. Sakın ha. Bunu tekrardan uyarıyorum. Uyku düzeniniz böyle olmalı. Yemek düzeni. Şimdi sürekli zaten ders çalışırken yemektir, abur cuburdur, krakerdir. Ya ağzımız boş durmuyor. Biliyorsunuz ders çalışmak acıktıran bir aktivite. Mezun senemde ve son mezun senemde ve tıpın birinci sınıfında online'a denk geldiği için ben 20 kilo aldım. Çünkü sürekli ders çalışırken bir kraker yiyeyim. Annem tatlı getiriyor. Canım annem sağ olsun. Bir kahve yapayım oğlum hiç. Bir çay yapayım oğlum hiç. Çayın yanında kek yapayım mı oğlum hiç. Oğlum hiç seni yesin anne. 20 kilo aldırdın bana. Neyse iyi oldu da maşallah. Kilo alan önceden çok cılızdım. İşte sonuç olarak Ramazan ayından önceki aylarımızda çok fazla yemek yiyip çok fazla çaydır, kahvedir, sudur içtiğimiz için gün içerisinde bunları artık yapamayacak hale geleceğiz. Ne yapmanızı öneririm diye derseniz öncelikle iftardan başlayalım. İftarda çok aç olduğumuz için ve eğer çok fazla yemek istediğimiz için sakin bir şekilde öncelikle güzel rahatça bir suyumuzu içip önce bir susuzluğumuzu giderelim. Zaten sünnette ilk başta su içmekmiş galiba. Tabi bunu tam olarak bir şey söyleyemem. İkinci olarak hani çok yağlı yiyecekler tüketmemeye çalışın. Çünkü sonradan size ağırlık verecektir. İftardan sonra bir uykum geldi. Şimdi uyusam gece mi kalksam ikilemine düşersiniz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Çok ağır yağlı besinler tüketmeyin. Protein ağırlıklı beslenin. Sizi daha tok hissettirecektir. Bunları yaparsanız iftarda sizi güzel bir şekilde tok tutar. Zaten ki yemek yedikten sonra çaydır, tatlıdır derken hani siz zaten kendinizi sahura kadar dolduracaksınız. Bunları yapın. Sonra gün içerisinde susuz olmamak için yanınıza bir 2,5 litre ya da 1,5 litre suyunuzu alın. Hani sürekli lokur lokur için demiyorum, öyle bir şey zaten yapamazsınız. Ders çalışmaya oturduğunuz zaman 9'dan sonra işte ara ara saatte bir tane, iki tane böyle bir bardak suyunuz için kenara koyun. Gün içerisinde nasıl çalışıyorsanız. Akşam böyle bir gece bir hani uykunuz gelirse bir kahve yapın için. Zaten gün içerisinde içtiğiniz her şeyi siz akşam sahurla iftara kadar iftardan sahura kadar siz onu kaç katını yiyeceksiniz. Zaten insan böyle bir nefste her şeyi çekiyor mu? Gündüzden bir şey görüyor. Bunu da alayım akşam yerim. Bunu da alayım akşam yerim. Her şeyi akşam ye. Nasıl sindireceksin onları? Neyse. Sonuç olarak güzel bir şekilde sahura geldiniz, uyudunuz uyandınız veya uyumadan sahur yapacaksınız. Sahurda da çok böyle şekerli, hani çok fazla tuzlu şeyler tüketmemeye çalışın. Güzel bir şekilde peynirinizi, zeytininizi yiyin, reçelinizi yiyin, balınızı yiyin, işte helvanızı yiyin, ne yiyorsanız işte bir şeyleri güzel şekilde atıştırın. Güzelce 2-3 bardak çayınızı için ki çay sizi susuz hissettirecektir. Güzel bir şekilde çayınızı da için ve sahurda hani böyle size şey hani son dakika kala anne su ver su bilmem ne lakur lukur böyle şeyler yapmayın da son anda. Sonra çünkü öyle yapınca hiçbir işe yaramıyor, gün içinde daha çok susuyorsunuz. Size dediğim gibi böyle geceyi yayarak su içerseniz gün içerisinde susuzluk hissetmezsiniz, açlık da hissetmezsiniz. Ara ara bir şey de atıştırırsınız zaten siz akşam. Yani açlık ve yemek kısmını da böyle halledebilirsiniz. Uyku ve yemek zaten en önemli şey Ramazan ayında. Ders çalışma saatlerini de size anlattım. Ya güzel bir şekilde Ramazan'ı bence değerlendirebilirsiniz. Sakın kendinizi hiçbir şey zorlamayın. Ben orucum, açım, ders çalışamam demeyin. Gidin kütüphaneye, gidin odanıza, gidin bir yere ve derse odaklanın. Zaten derse odaklanırsanız siz hani zaman nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ve açlık, susuzluk çok aklınıza gelmeyecektir inşallah. Bu arada benim de çok önemli bir komiteme denk geldi Ramazan ayı. Ramazan tam son günlerinde çok önemli sinir sistemi komitesine denk geldi. Benim için çok zor bir komite. Nasıl ders çalışacağım? Ben de şimdi size anlattığım gibi yapacağım zaten mecbur. Okula gideceğim, geleceğim, dinleneceğim. Gecede sahura kadar ders çalışacağım. Böyle bir düzen izleyeceğim büyük ihtimal. Zorlu günler bizi bekliyor. Zaten ilk 1-2 gün zorlanırız da sonrasında alışmış oluruz. Sakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve şunu düşünün. Bu geçici bir süreç. Yani bir ay sonra, 20 gün sonra bitecek, gidecek. Hatırlamayacaksınız bile Ramazan ayını. O yüzden elenmelerin olmaması için, güzel bir şekilde ders çalışmak için Ramazan ayını verimli geçirmenizi diliyorum. Videoyu çok uzatmış olabilirim, kusura bakmayın ama her şeyden bahsetmek istedim. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Sizlerle birlikte var oluyoruz. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.